Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanala da abone olmak ücretsizdir. Evet size yine bir iğne oyasından tığ oyasına çevirme bir model yaptım. Badem modelini farklı bir şekilde tasarım yaptım. Şöyle göstereyim. Evet modelimi göstereyim arkadaşlar. Bakın böyle bir badem modeli hazırladım sizler için. Şöyle ikili trabzan, kirpikli trabzanların üzerine 3 tane sinek kanadı yaptım. Şöyle sinek kanatlarının da her birinin üzerine bu menekşe renklerinden şöyle sahte menekşe gibi de menekşe görünümü de versin diye bu şekilde hazırladım bademlerimi şöyle ben de bu renkler vardı arkadaşlar bu şekilde tasarladım Siz bunun e, renklerini karıştırarak da yapabilirsiniz şöyle koyu tonu ortaya getirip kenarlarını açık koydum farklı istediğiniz zevkiniz nasıl hoşlanıyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz Evet hatta mor yerine pembe de kullanabilirsiniz daha önce arkadaşlar böyle kenarı sıkı iğnesiz badem olarak böyle menekşeye benzeterek yapmıştım ama böyle trabzanların üzerinde değildi sinek kanatları tığ üzerindeydi. Bu şekilde sinek kanatlarını böyle trabzanın üzerine yuva yaparak yaptım ve bademleri de bu şekilde sinek kanatlarını dal olarak kullanarak böyle hazırladım. Hoş oldu inşallah arkadaşlar güzel bir görüntüsü var. Ben beğendim inşallah sizler de beğenmişsinizdir. Böyle petrol yeşili türbente bu renkleri uydurabildim. Bu şekilde hazırlayabildim. Evet modelimiz bu arkadaşlar. Şöyle. Şimdi modeli nasıl yaptık? Onun yapılışına geçelim. Tarif edelim. bantımı üçer zincir çekerek tığlama işlemlerini hazırladım şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz bakın arka tarafı unutalım arkadaşlar ara mesafesini de bu şekilde 12 tane tığ battı bırakıyorum şöyle bir tane zincir çektim bir defa tığı doladım hemen yuvanın içerisine girip şöyle iki iki alarak trabzanımı hazırladım 4 zincir buraya 4 zincirimi kapattım şöyle bir zincir bir defa tığı doladım hemen yandaki tığı battıya ya iki ve iki alarak trabzan yaptım dört zincir dört zincirimi buraya araya kapattım Bakın bu şekilde 12 tane kirpikli trabzanı yaptıktan sonra şimdi yuvamızı hazırlayalım bakın bir zincir çekiyorum bir defa tığı doladım şöyle iki ve iki bir zincir bir defa tığı doladım hemen yandaki tığ battıya giriyorum 2 ve 2 1 2 3 4 zincir buraya trabzanın ara kısmına kirpik yapıyorum bakın bir tane boş bir tane kirpik yine boş yapacağım bir zincirimi çekiyorum hemen yandaki boş olan tığ battıma 2 ve 2 şekilde şimdi 7 tane zincir çekiyorum 5 6 ve 7 ters tarafından çevirdim boş olan trabzanın Tepe noktasına girip buraya sabitledim şöyle bir zincirle de düz tarafına dönüp bu 7 zincirle yuvaya sık iğne ile dönüş yaptım bu şekilde sinek kanatları çok güzel duruyor arkadaşlar. Ve 5 zincir çekiyorum. 5 zinciri yuvaya kapatıp bir kirpik oluşturdum. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen çevirdim. 5 zincirin içerisine sabitliyorum. Şimdi 10 tane zincir çekiyorum. 4, 6 7 8 9 ve 10 hemen çevirdim sinek kanadının birincisini yapmış olduk. Şöyle bismillah. Evet. Bakın. Sinek kanadımızın bir tanesi hazır. Şimdi aynısından buraya 3 tane yapacağım. 1 2 3 4 ve 5 zincir kapatıyorum. 1 2 3 4 zincir çevirdim. Buraya 10 zincir 5 6 7 8 9 ve 10 çeviriyorum hemen sabitledim 1 2 3 4 5 zincir yuvanın içerisine giriyorum sabit çevirdim. Sabitledim. 10 zincir. 6 7 8 10 zincir. Ve buraya sabitliyorum. Evet, 3 tanesine kanat olunca başta arkadaşlar şurada sık iğne ile girdik ya yuvaya. Sonda da sık iğne ile giriyorum ve bir de trabzan seviyesine inmek için trabzanın arasına iki tane sık iğne olmuş oluyor bu yuvada. Şimdi bakın. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki tığ battıya şöyle bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 2 ve 2 4 zincir kirpiğimi oluşturdum bir zincir bir defa doladım hemen yandakine girip 2 ve 2 12 tane bu şekilde kirpikli trabzan ara suyu yapıyoruz bu bir bir zincir daha doğrusu şöyle 2 2 al 4 zincir Bismillahirrahmanirrahim şimdi bu şekilde 12 tane yapacağız sonra bu bir boş ortadaki dol olmak üzere 7 zincirin üzerine de bu şekilde üç tane sinek kanadı yapacağız sonra arkadaşlar bu şekilde 12 tane kirpikli trabzanı yaparak çimenimizi bitirip çiçeğimizin yapılışına geçeceğiz Evet çimen hazır şimdi Sine kanadına yapmış olduğumuz dalın içerisine şöyle sık iğne ile sarı rengi sabitliyorum ve 5 tane zincir çekiyorum. Sık iğne ile buraya sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir. Sık iğne ile sinek kanadının içerisine sabitliyorum. 5 zincir. Evet şimdi dördüncüyü nasıl yapacağız? Üç tane yaptık beş zincirden. İki tane zincir çekiyorum. Bir defa tığı doladım. Trabzan olarak bakın dibini iyice sıktırıyorum. Bir, iki ve iki. Şöyle dördüncüyü tırabzan olarak yaptım. Şimdi dört zincir çekiyorum. Kolay badem yapılışını gösteriyorum arkadaşlar. Buraya şöyle İlk kirpiye sık iğneyle 4 zinciri kapattım. Şimdi 3 zincir, şöyle. Sık iğneyle sabitledim. Bakın, 2 tane yuva oluşturdum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. 4, 3, 2 zincir sayım. Bir defa tığı doladım. Son bu kirpiğin içerisine girip bakın dipteki iyice sıkıştırıyorum. 1, 2 ve 2. 3 seferde aldım. 4 zincir dönüşler arkadaşlar 4 zincir o yüzden şöyle bakın dönünce azalıyor sayısı buraya ilk yuvaya sabitledim son yuvanın yapılışı hep iki zincir ve trabzan 2 zincir bir defa tığı doladım trabzanın da şu ilkini muhakkak dibine şöyle sıkıca oturtturun arkadaşlar uzun bir trabzan olmasın bakın şöyle boyutta bir 2 zincir tek kaldığı için bakın yuvamız hep tek ve son yuvalara bu şekilde yapıyoruz dibine bir sık iğne şey sonra iki sonra iki fazla uzun olmaması için tırabzanları şöyle oturtarak yapın bir zinciri de çekip ipimi koparıyorum Evet bakın. bademimiz hazır Şimdi şöyle göstereyim, bakın siyahlık oluşmasın diye boyutunu biraz kısalttım. Sonra bunu buraya arkaya yakıyorum. Bunu da kısaltıp bu da zaten arkaya dönük arkadaşlar. Şöyle kendiliğinden yapışıyor. Evet, şimdi bu bademimizin kenar kirpiklerini yapalım. Evet, şimdi bakın yuvada değil de bu ilk yapmış olduğumuz kirpiğin içerisine giriyorum sık iğne ile şöyle bir tane de zincir çekiyorum sonra ilk yuvaya sabitliyorum bakın bu şekilde 4 tane zincir çekiyorum kenar kontürleyince kendini daha güzel gösteriyor arasına bir zincir çekiyorum sıradaki 4 zincir Şöyle minik bademler yapıyoruz. Kibar ve güzel bir badem oluyor. Evet. Son tepedeki yuvaya da bir zincirle sık iğne ile geçiş yaptım. Buraya 5 zincirden 3 kirpik yapacağım. 4 zincir küçük düşüyor. O yüzden burayı 5 çekiyorum. Evet. 5 zincirimi kapattım. Bakın. Şöyle o yaktığım kestiğim yerin arka tarafında kalıyor iç tarafından alıyorum 5 zincir buraya yuvanın içerisine kapattım bakın bu sefer de öbür tarafına geçti 2 3 4 5 şöyle yanık izi arkada kalıyor Evet 5 zincirden 3 tane kirpi bu şekilde son yuvayı yaptıktan sonra Bakın yanda yaptığımız iki kirpiği sola da yapacağım. Şöyle. Sık iğne ile sabitledim bir zincirimi. 4 zincir. Buraya kapattım. Sıkı sıkı. Bir zincir hemen sıradaki yuvaya sık iğne yaptım bir zincirimi. 1 2 3 ve 4. Evet. Bakın bu trabzandan kirpik hazırlamıştık ya. Şöyle bir zincirimizi çekip oraya da sık iğne ile giriyorum. Şöyle başlarken de bakın buradaki yuvadan sık iğne ile başladım. Bitirirken de son yuvada sık iğne ile bitirip bademimi bu şekilde çok güzel bir görünüşünü olmasını sağladım. Sık iğne ile buradan sık iğne ile bitir. Evet ipimi koparıyorum hemen ipimi yakıp temizleyip geleyim ee, bir tane de pembe göstereyim Evet şimdi aynısının pembesini ikinci dala yapalım şöyle buraya sabitliyorum 1 2 3 4 ve 5 kapattım bu bir 5 zincir 2 5 zincir 3 5 şey sonuncuyu arkadaşlar şu şekilde yapıyorduk Bakın 3 tane oldu 2 zinciri çekip bir defa tığı doladım hemen şöyle bakın dip ilk şey şöyle dibine güzelce otursun trabzanımız fazla uzun olmasın bu diğer 3 tane kirpikle aynı boyutta yapmaya çalışın arkadaşlar bakın bu şekilde şöyle şimdi 4 zincirle dönüyorum hemen dönüşümü yapayım bakın döndüm ilk ipimin içerisine buraya sabitledim bir iki üç İlk sırayı bu şekilde yapıyorum 4 3 ve 2 zincir olarak yuvaları oluşturuyorum şimdi iki zincir bir defa tığı doladım. Bakın sonları bu şekil yapıyorum. Trabzanla yapıyorum. Şöyle bakın dibini iyice. Bir, iki, ve iki. Fazla trabzan uzun olmasın, bozukluk olmasın. 4 zincir. Şimdi bakın gördünüz hemen düz tarafına çevirdim. Bir defa tığı doladım. Şöyle yandakine tığıniye doladık arkadaşlar sık iğne ile buraya girip sabitliyorum. Evet yuvayı bu şekilde oluşturdum. Şimdi iki zincir bakın dört zincir ile sık iğne bir yuva bir de iki zincir ile yuva. Son iki. Bir, iki 2 Şimdi iki zincir şöyle bir defa tığı doladım. Son olan yuvaya bir, 2 ve 2. Evet. ikinci pembe bademimiz de hazır. Şöyle bir zinciri çekip ipimizi koparalım. Bakın. Burası ters yüz. İpi ters yüzünde kopartacağız. Şöyle yakınca arka tarafına gelecek yanık izler. Hemen kontrolleyelim. Evet. Şöyle ilk yuvanın içine bakın bu 5 zincirli kirpiğin arasına sık iğne ile ipimi sabitleyerek kontürleme işlemine başlıyorum bir zincir çekiyorum sık iğnemden sonra hemen yanındaki yuvaya girdim bir sabitledim 4 zincir buraya aynı yuvaya kirpik olarak 4 zinciri kapatıp hemen bir zincir diğer sıradaki ikinci yuvaya geçişim güneşte bir vuruyor ki inşallah güzel bir görüntü oluyordur arkadaşlar Evet ikinci yuvaya da dört zincirli kirpiği kapatıp bir zincirle sonuncu yuvamızın içerisine girip sabitliyorum bir iki üç dört ve beş bu tarafına bakın şöyle sağ tarafından sabitledim kirpiğimi oluşturdum 1 2 3 4 5 ikinci kirpiği şöyle soldaki taraftaki zincire kapatıyorum 5 zincir buraya kapattım şöyle tepe noktasına bu şekilde oluşturdum bir zincirimi çekip bir sık iğne ile indim. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir zincir çekiyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Kenara 2 tane kirpik oluşuyor. Ve bir zincir çekiyorum kirpiğin arasına girip sık iğne ile sabitliyorum ve üzerine bir zincir çekip bademi bitiriyorum kontürleme işlemi de gayet kolay bakın arkadaşlar şöyle güzel kalıp gibi bir bademimiz oluyor öbür beyazı da ben yapayım hemen geleyim Evet arkadaşlar modelimizi tamamladık bakın bu şekilde çok güzel bir model hazırladım sizler için gerçekten tasarlarken bu kadar güzel ve naif bir öyle iğneden ta birebir aynı zariflikte olacağını gerçekten tahmin etmiyordum gerçekten çok hoşuma gitti böyle güzellik çıkınca karşıma Evet arkadaşlar özellikle de bu ara kısmını birbirine ekran amaçlı yakın yapıyorum Sizler bu ara kısmını Tabii 12'de sanırsam 15 18 bu kirpikli trabzanlardan bahsediyorum verebilirsiniz Evet modelimiz bu şekilde arkadaşlar çok güzel ve zarif bir model oldu renklerini de bu şekilde yapabilirsiniz çok yakıştı böyle farklı farklı hoş ve zarif bir model oldu arkadaşlar Emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Videoların devamı, kanalın devamı için Beğeni ve yorumlarınız önemli arkadaşlar. Şöyle teker teker de göstererek bitirelim. Evet. Sayılara verdiğim sayılara böyle uyarak çok güzel model hazırlayabilirsiniz sizlerde. Bu şekilde kalıp gibi İpinizi esnetin güzelce arkadaşlar söyledim mi daha önce bilmiyorum. Ondan sonra incecik böyle minicik çok güzel bademleriniz olacak. hoş ve zarif bir modeliniz olacak. Böyle bakın kıvattıran üzerindense kirpiklerin üzerinde hoş durdu. Bu sinek kanatları kendini daha iyi gösterdi.